Ekranlarından tatlı programı dünyanın tadına Adana'dan devam ediyoruz. Şimdi de Mehtap Hanım'la beraber çok ilginç bir lezzet yapacağız. Evet. Verdabit. Verdabit. Evet. Atıksız mutfaktan geliyor. Yani yemekleri israf etmek bizim kültürümüzde yoktur. Çöpe atmak asla yoktur. Dünden kalan kuru fasulye çöpe gitmesin. Evet. Değerlendirilsin diye ortaya çıkmış bir tarif. Evet. Altına kuru ekmek konularak yapılan, üstüne tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon avcarlayıp üstüne konup üstüne de artan fasulye yemeğini koyarak yapılan bir yemek türü. Şimdi biz soğuk meze olarak yapacağız bunu. Önce 2 bardak kuru fasulyemizi robotumuza koyuyoruz. Evet, blenderımıza alıyoruz. 2 bardak haşlanmış fasulye. Evet. Fasulye püresi oldu. Evet. Geniş bir kaba alacağız. Evet, karıştırma kabımızı aldık. Evet. Sanki humus gibi bir şey ortaya çıkacak. Evet, öyle de denebilir. Fasulye humusu. Şimdi içine tahin 1 çay bardağı, 1 adet limonun suyu, az bir şey tuz, biraz kimyon ve sarımsak ilave ediyoruz. Yapımı bu kadar. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Aynı humus gibi oldu. Tek farkı nohut yerine fasulye kullandık. Evet. Çok pratik, çok basit. O eski tarifin bugün modernize edilmiş hali bu. Aynen öyle. Şöyle cevizle de süsleyelim. Biraz nane. Çok güzel oldu. Üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Üstüne biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz. Oo, çok güzel oldu. Elinize sağlık. Hemen fotoğraflarını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresiniz Dünyayı Tadıyorum. Ve tadına bakıyorum. Şöyle cevizle evet, beraber alacağım. Fasulye humusu. Verdabit. Çok basit ama çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dünyanın tadı Adana'dan devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Adana'dan devam ediyoruz. Şimdi Feride Hanım'la beraber sarımsaklı köfte yapacağız. Sarımsaklı köfte yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Evet. Hemen malzemeleri sayarak başlayalım. 5 su bardağı bulgur, 4 su bardağı irmiğimizi ekliyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz. Buyurun, karabiberimiz. Suyumuzu ekliyoruz. Ellerim temiz, yıkadım. Elden olmuyor böyle köfte yoğururken. Elinizin lezzeti geçecek. Evet. Adana'nın meşhur sarımsaklı köftesi. Diğer adı da fellah köftesi diye geçer burada. Adana'da meşhur. Bütün 5 çayların yanında vardır yani. Hanımlar toplanır, yapar. İnce bulgular irmikle beraber hamur gibi olmaya başladı. Evet. Şimdi bu yoğurma işlemimiz tamam. Salçamızı alalım. Buyurun. Ekleyelim biraz renk vermesi için. Biber salçası. Evet. Adana'nın biber salçamız, el yapımı. Güneş altında pişmiş. Biber salçamızı ekledik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Rengi değişmeye başladı. Evet. Biraz daha salça ekleyebiliriz. Salçası az geldi. Buyurun. Adanalılar salçayı sever. Evet. Evet, salçamız da yoğurduk. Güzel bir şekil aldı. Artık elimizde yuvarlanabiliyor. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Buyurun. Biraz daha kıvam alması için. Bu kadar yeterli biraz. Tamam. Bunu en son ekliyoruz. Evet, unu en son kıvamını tamamlayabilmek için unu ekliyoruz. Güzel şekil alabilmesi için. Unumuzu iyice yedirdik. Şu an köftemiz hazır. Toparlayalım. Şimdi şeklini vereceğiz. Evet. En zor kısım burası. Evet. O yüzden hemen kamera arkasından destek geliyor. Hoş geldiniz. El birliğiyle yapılıyor burada yemekler. Evet. İmece usulü. Evet, aynen öyle. Birbirimize yardım ediyoruz. Bakın yuvarlıyoruz, parmağımızı batırıyoruz. Şekli bu. Veriyoruz. Elimiz kurudukça elimizi ıslatıyoruz. Yapışmasın diye. Hamur yapışmasın diye elimize. Çok hızlısınız hanımlar. Eliniz çok hızlı maşallah. Evet, alışkın olduğumuz için. Feride Hanım, siz yavaş kaldınız. Gerçekten mi?
Bir taraftan köftelerimiz şekillendirilirken bir taraftan da pişirmeye geçiyoruz. Evet. Pişirme için limon tuzu ve tuz atıyoruz suyumuza. Suyumuz kaynadı. Evet, tat vermesi için, dağılmaması için. Evet. Limon tuzu ve tuz. Evet, su kaynayacak. Üstüne de limon tuzu ve tuzu ekliyoruz. Limon tuzu biraz erisin. Köftelerimizi ekliyoruz. Köftelerimiz kaynayacak. O arada da sosumuzu yapalım. Sosumuza başlayalım. Tamam. Sosumuz nasıl olacak? Sosumuz, penceremizi alalım. Bayağı büyük bir sos tencesi geldi. Evet, çünkü domatesimiz çok. Fellah köftesinde domates çok önemli. Bayağı çok olması lazım. Sosumuz için öncelikle sıvı yağ. Zeytinyağı. Zeytinyağı daha bir lezzetli oluyor. Sıvı yağ da kullanabilirler yapmak isteyenler olursa. Tamam. Ama zeytinyağı daha güzel oluyor. Tamam. Zeytinyağı. Salçamızı ekliyoruz. Biber salçası yine. Evet, biber salçası. Salçayı biraz kavuruyoruz. Evet, kavuracağız. Kokusu çıkana kadar kavrulması lazım. Evet, bir taraftan el birliğiyle köftelerimiz şekillenmeye devam ediyor. Elinize sağlık hanımlar, fabrika gibisiniz maşallah. Bu fellah köftesi ya da sarımsaklı köfte. Ne zamanlar yapılır Adana'da? Dediğim gibi 5 çayın yanına kadınlar toplandığı zaman, zaten hemen pratik bir şey olduğu için kadınlar hemen yapıyor, yiyor çayın yanında. Çok da lezzetli oluyor. İngilizlerin 5 çayı varsa bizim Adanalıların da... Köftemiz var, fellah köftemiz. Harikasınız. Evet. Adanalıların da 5 çayı var. Sadece İngilizlerin değil, bizim de 5 çayımız var. Nasıl yapıyorsunuz 5 çayını? İşte kadınlar toplaşıyor, çay yapıyoruz. Börekler, fellah köftemiz. Sütlü çay içiyorlar. Yok, biz yanında çay. Yanında kek, kurabiye. Çay. Bizde çayımız, fellah köftemiz, kekimiz, kurabiyemiz, böreğimiz. Kısır. Kısır, evet, vazgeçilmez. Ya bu ya kısır, ikisinden biri. İkisi yan yana gitmez çünkü. Çayımızla dolduruyoruz, demliyoruz. Çok güzel oluyor. Adanalı hanımlar keyfine düşkün. Evet. Boğazlarına düşkün. Evet. Zaten eğer sokakları çekerseniz bayanlar biraz etine doldu. Göreceksiniz. Şimdi salçamız kavruldu. Kokusu çıktı. Şimdi domates. Domatesini ekleyelim. Burada bir 5 kilo domates var sanırım rendelenmiş. 1,5 kilo rendelenmiş. Of. Şöyle suyunu açtırmadan. Evet. 1,5 kilo domates ekledik. Evet. Çünkü köftemiz çok. Fellah köftemiz. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Tamam. Pul biberi. Bir tatlı kaşığı. Kimyon. O da bir tatlı kaşığı. Karabiber. Tuzumuz. Kaynamaya yakın sarımsağını ve limonunu ekleyeceğiz. Köftelerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Piştiğini nasıl anlıyoruz? Suyun üstünde yüzüyor böyle köftelerimiz. O zaman piştiğini anlıyoruz. Bir de tadına da bakabilirler. Piştiğini öyle de anlayabilirler. Hani sudan anlamayan insanlar için. Tadına da bakarak anlayabilirler. Şu an biz çıkaracağız. Pişti köftelerimiz. Hadi hemen çıkaralım ve soralım. Siz tadına bakmadan hemen anladınız. Piştiğini. Evet. Sosumuz da pişiyor. Evet. Şimdi ona sosumuz da... Sosumuz koyulaştı. Koyulaştı. Şimdi sarımsak ve limonumuzu ekleyeceğiz. Köftelerimizi çıkardıktan sonra. Köftelerimiz tamam. Tamam. Şimdi sosumuza sarımsağımızı ekliyoruz. Bir baş dövülmüş sarımsak. Bir adet de limon, limon suyu. Biraz daha kaynaması gerekiyor sarımsağın kokusu güzel çıksın diye. Bir 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Ondan sonra sunumumuz tamam. Programın artık en güzel kısmına geldik. Sunum kısmı, tadım kısmı. Sosumuz koyulaştı ve köftemizle buluşturuyoruz. Evet. Biraz da köfteyle pişsin. Evet, bir dakika, 1,5 dakika kadar da köfteyle kaynatacağız. Daha bir köftenin lezzetini içine çekmesi için. Ondan sonra yemeye başlayabiliriz. Kaynamaya bırakıyoruz. Pişmesi yeterli. Bence tadını, lezzetini aldığı içine. Kapatıyorum. Kapaklara katıyoruz. Dekor olarak biraz maydanoz. Yanına da lahana turşusu. Şalgam. Şalgam. Adana'da 5 çay çaylı olmuyor, şalgam mı oluyor? Evet. Yazın serin serin daha güzel oluyor. Adana'nın sıcağında yazın gündüz o kadar çay tüketilmiyor çok sıcak olduğu için. Şalgam. Şalgam, ayran. Çok da sağlıklı. Evet, çok da sağlıklı, evet. Adana'da şekeri az. Şekeri az, evet. Güzel şeyle. Probiyotik. Evet, probiyotik havuçla. Çok güzel, çok lezzetli yani şalgamımız. Ve artık tadına bakacağım ama bakmadan önce fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Evet. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum.
Bu tarifleri yayınlar hemen sonra Instagram'da paylaşıyorum. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip edin. Çok güzel tarifler sizleri orada da bekliyor. Şalgamım ve fellah köftem. Birbirinden sosuyla beraber aldım. Biraz sıcak. Ağzımı yaka yaka da olsa alacağım. Of, dumanı tütette. Büyükleyim. Şalgam da yanında çok güzel gidiyor. Elinize sağlık, bayıldım. Tarifini verdik. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Yapabilirseniz, yapamazsanız çıkın gelin Adana'ya. Burası Yüreğir. Evet. Millet Bahçesi. Millet Bahçesi'nde hanımlar yapıyorlar. Çok evet. Güzel yemek kursları var. Siz de katılabilirsiniz eğer Adana'da yaşıyorsanız. Evet. Ya da başka şehirden de gelebilirsiniz. Hiç sorun değil. Dünyanın tadı Adana'dan devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.